Arkadaşlar merhaba. Serinin dördüncü videosundayız. Soru çözümlerine geçmeden önce bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi 18. soruda burada hareketli bir makara var gördüğünüz gibi. Yani bu cisimlerin x ve y cisimlerinin hareket miktarları farklı oluyor. İvmeleri farklı oluyor. Hızları farklı oluyor. Bunun aslında temel sebebi şu ipin boyunun sabit kalması. Yani makaraların işte dönerek ilerlemeleri, yarısının dönmeye, yarısının şeye gitmesine. Onunla tam olarak aslında ilgili değil, geometriyle ilgili bir şey. Ama oradan da düşünseniz yine aynı kapıya zaten çıkıyorsunuz. Onun için bir sıkıntı yok aslında. Sonra şu 19. soruda bu basit bir momentum sorusu. Aynı zamanda buna bir kütle merkezi sorusu gözüyle de bakabilirsiniz. Mesela bu soruda enteresan bir şey yaptım. Etki tepki çiftlerini toplayarak size bir şeyi gösterdim. Bir şeyin ispatını yapmaya çalıştım. Hani hep diyoruz ya, daha doğrusu ben demiyorum da. Etki tepki kuvvet çiftleri toplanmaz. Böyle bir ezber var. Yani niye toplamayayım? Birimleri aynı olan şeyleri niye toplamayayım? Toplarım ve bir şeyler gösterebilirim. 19. soruda, 19. sorunun sonunda iki ayrı çözümün ardından o kısma bakmanızı öneririm. Sonra başka ne vardı? Evet, diğerleri de zaten işte yine güzel sorular. Bunlara bakabilirsiniz. Vaktinizi almadan soruların çözümlerine geçelim şimdi. Sürtünmesiz yatay bir yolda v süratiyle hareket etmekte olan m kütleli bir cisim doğal halinde bulunan ve esneklik sabiti k olan bir yayı en fazla x kadar sıkıştırarak yayda e kadar esneklik potansiyel enerjisi depolanmasını sağlıyormuş. Buna göre yayın esneklik katsayısı daha büyük olsaydı x ve e nicelikleri ilk durumuna göre nasıl değişirdi? Yayın ve ucuna bağlı tak uzun kütlesi önemsizdir demiş. Aynı zamanda sürtünmelerin önemsiz olduğunu da biliyoruz. Şimdi burada neler oluyor bir bunu konuşalım. Burada bir bloğum var. Bunun bir kinetik enerjisi var. Şimdi bu sisteme baktığım zaman bu sistemde sürtünmeler önemsiz. Aynı zamanda bir esnek olmayan çarpışma vesaire durumu da olmayacak. Dolayısıyla burada mekanik enerji her an korunacak. Peki bu bloğun neyi var önce? Bir kinetik enerjisi var değil mi? 1 bölü 2 mv kare şeklinde bir kinetik enerjisi var. İşte bu yüzden blok çevresi üzerinde iş yapabiliyor. Bu enerjiyi kullanarak çevresi üzerinde iş yapabilecek. Mesela şimdi diyelim ki bu blok buraya geldi. Ne yapıyor şimdi bu blok? Blok yaya şöyle bir kuvvet uyguluyor, değil mi? Bloğun yaya uyguladığı kuvvet. Peki kuvveti uyguladığı nokta da bu tarafa doğru gidiyor mu? Evet. İşte bu sırada ne yapıyor o zaman? Blok yayı sıkıştırırken blok yay üzerinde pozitif iş yapıyor. Ama ne kadar pozitif iş yaptıysa kendi kinetik enerjisi de o kadar azalıyor. Çünkü etki tepki prensibi gereği yay da bloğa bakın bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor. Kuvveti uyguladığı noktada bu tarafa doğru gittiğini söyledik zaten. Bakın bunlar zıt yönlü. Kuvvet ve yer değiştirme zıt yönlü. Yani yay da blok üzerine negatif iş yapıyor. Bu sayede yayın potansiyel enerjisi artıyor. Esneklik potansiyel enerjisi artıyor. Bloğun da kinetik enerjisi ne oluyor? Azalıyor. Yani özünde burada bir enerji transferi var. Blok kinetik enerjisini yaya aktarıyor. Peki en fazla sıkışma anında bloğun hızı ne olacak? Yani bloğun hızı sıfır olduğu an en fazla sıkışmış demektir, değil mi? Çünkü bloğun hızı sıfır oluncaya kadar yayı sıkıştırmaya devam ediyor. Zaten o andan sonra bu sefer yay blok üzerinde pozitif iş yapacak. Blok yay üzerinde negatif iş yapacak. Yani bu sefer de yaydaki esneklik potansiyel enerjisi bloğa transfer edilmiş olacak. Ve yay işte blok geldiği süratle buradan geri dönecek. Çünkü bir mekanik enerji kaybı olmadığını söyledik. Peki o zaman en son durumda x kadar sıkıştığı durumda maksimum durumda burada e kadar bir enerji depolandığına göre esneklik potansiyel enerjisi depolandığına göre bu enerji buna dönüştü işte değil mi? Bunun kinetik enerjisi buna dönüştü. K'yı arttırıyormuşum değil mi? Bu e'yi peki nasıl yazabilirim ben? 1 bölü 2 k x kare şeklinde yazabilirim değil mi? X kadar sıkıştığı zaman işte bu kadar esneklik potansiyel enerjisi depolanmış oldu ama aynı zamanda bu 1 bölü 2 mv kareye eşit. Şimdi bana ne söylüyor? O zaman K'nin arttırılacağını söylüyor değil mi? Bunu arttırıyormuş. Bunun kinetik enerjisini değiştirmedim. Yani son durumda maksimum sıkışma anında yayda yine aynı enerji depo edilmiş olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 kx kare çarpımının 1 bölü 2 mv kareye eşit olması lazım. Yani değişmemesi lazım. O zaman ne olacak? X daha küçük olacak değil mi? Yani x'in azalacağını ama e'nin değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü son durumda zaten maksimum sıkışma anında cismin kinetik enerjisi başlangıçta ne kadarsa yayda da o kadar depo edildi. Cevabımız Denizli.
ağırlıkların ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte 2M ve M kütleli X ve Y cisimleri verilen konumlarda tutmaktadır. Cisimler serbest bırakıldıktan T süre sonra Y cisminin potansiyel enerji değişimi E kadar olmaktadır. Buna göre 0T zaman aralığında X cisminin potansiyel enerji değişimi kaç E olur? Şimdi X cismi aşağı mı iniyor, yukarı mı gidiyor? Y cismi yukarı mı, aşağı mı gidiyor? Bir bunu mu anlamaya çalışalım. Şimdi X'in kütlesi daha büyük, Y'nin kütlesi daha küçük. Üstüne üstlük X'in bağlı olduğu ip bakın şu makarayı yukarı doğru çekecek. Bu da yukarıya doğru çekecek. Artı bu ipin bağlı olduğu kütlenin daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani herhalde şunun yukarıya gideceğini, bunun aşağı ineceğini tahmin etmek güç değil, değil mi? Çünkü makara ağırlıkları da zaten önemsizmiş. Yani makara yeterince ağır olsa mesela bu aşağı doğru da hızlanabilir. X yukarıya doğru da çıkabilir. Dolayısıyla Y'nin yukarıya doğru hızlanacağını, X'in aşağıya doğru hızlanacağını biliyoruz. Şöyle bir yaklaşalım şuraya. Diyelim ki Y cismi H kadar yükseldi. O zaman Y'nin potansiyel enerji değişimi delta potansiyel enerji Y ne oluyormuş? MgH oluyormuş ve bana bunu E olarak vermiş. Ben şimdi soruda buna mutlak değer olarak bakacağım. Çünkü X'in değişimi negatif çıkabilir. Mutlak değerine bakalım bu soruda biz. Makaralardaki ilerleme miktarları ile ilgili şurada biraz kafa yoralım şu meseleye. Şimdi bakın arkadaşlar. Y'nin ne kadar yükseleceğini ve X'in ne kadar alçalacağını burada belirleyen şey bu sistemin geometrisidir. Yani Y makarasının dönmesi ya da dönmemesi yukarı çıkarken önemli değil. Yani bunun bir önemi yok. Y makarası dönse de dönmese de yine bunun yükselme miktarı aynı olur. Çünkü bunun geometrisiyle ilgili bir şey. Bakın bu ipin boyu sabit kalmak zorunda değil mi? Bu ipin boyu başlangıçta toplam ne kadarsa son durumda da o kadar olmalı. Şimdi bakalım o zaman. Diyelim ki Y cismi şuraya çıktı. İşte buraya geldi Y makarası. Ne oldu şimdi? Bunun şu merkezi H kadar yükseldi değil mi? Şimdi şu iplere bakalım. Başlangıçta bakın şurada şöyle sarılı bir ip var. Bu şuradaki sarılı ip devam edecek yukarıya çıktığı zaman. Dolayısıyla buradaki ip boyundan bir değişim yok. Ama bakın şurası artık yok yeni durumda. Yani burası kısaldı. Burası ne kadar? H kadar değil mi? Burası da yok. Yani bu yukarıya çıktığı zaman bakın artık şu H diye gösterdiğim ipler artık yok. Yani bunlar eksildi şu sağ taraftan. O zaman burası ne kadar uzamak zorunda? 2H uzamak zorunda. Burası 2H uzamak zorunda ki ipin toplam boyu değişmemiş olsun. Yani tamamen sistemin geometrisiyle ilgili bir şey. Kaldı ki bu soruda mesela sürtünme yok. Sürtünmeler önemsizmiş. Dolayısıyla bu makaranın dönmesini de beklemem. Yani bu dönmeden yukarı doğru çıkar. Çünkü bu makarayı döndürecek olan şey şu iplerin makarayla ipler arasındaki sürtünmedir, değil mi? Eğer bu sürtünme yeterliyse ip ve makara arasında bir kayma olmaz. Tabii başka nasıl yapılabilir? İşte bir yerden ip sabitlenmiş olabilir. Değil mi? Bir yere tutturulmuş olabilir. Oradan çekerek de döndürüyor olabilir. Neyse o şimdi bizim konumuzun dışında. Başka nasıl düşünebilirdim bunu? H, 2H oranını. Şimdi buradan bir çözelim önce. Peki X cisminin potansiyel enerji değişimine bakalım. Delta potansiyel enerji X eşittir 2M G 2H. Yani 4MGH oldu. O da ne olacaktır? 4E olacaktır. Mutlak değer olarak baktım. Peki başka nasıl acaba düşünebilirdik? Şu ilerleme durumunu bir de ona bakalım. Şimdi yatay bir düzlem. Yatay düzlemde böyle bir tekerleğim var. Bu tekerleği şuradan X kadar çekerseniz kaymadan dönerek ilerlerse yatay düzlem üzerinde. Bu noktası bunun ne kadar ilerler? X bölü 2 kadar ilerler, değil mi? Bu da bakın geometri. Yani şuradan şöyle çekerseniz buranın hızı çünkü anlık olarak sıfır. Dolayısıyla bu noktaların hızlarıyla orantılı yer değiştirme yapması lazım. Şimdi bu noktanın hızı V olursa bu noktanın hızı ne olacak? 2V olacak işte. Bu noktadan o zaman ben X kadar çekersem bunun merkezi ne olacak o zaman? X bölü 2 kadar yer değiştirmiş olacak. Şimdi şu makaraların iplerde kaymadan dönerek ilerlediklerini düşünerek yaklaşalım. Buradan yardım alalım. Yani sonucun çünkü değişmeyeceğini söyledim. Bu sistemin geometrisiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu kaymadan dönerek ilerleseydi de makaralar yine aynı sonuç çıkacak karşıma. Mesela buradan X kadar çekiyorum. O zaman bu ip ne kadar çekilir? Bu makaranın burasından ben X kadar çekersem şurada ne olur? Buradan X kadar çekilmiş olur değil mi bu ip? Peki bu ip buradan şimdi X kadar çekildi. Yani şuradan X kadar çekildi. Şimdi bakın şu makara hangi nokta etrafında dönecek? Hangi nokta? Şurası bakın yol gibi olmuş oldu. Şu sağdaki ipi görüyor musunuz? Bu sağdaki ip benim şuradaki zeminim gibi. Eğer makara kaymadan dönerek ilerliyorsa. Yani dolayısıyla bu noktanın hızı her an sıfır. Neden? Çünkü bu ipi çeken yok ki.
bu ipi çeken birisi olmadığına göre, bu ipin hızı sıfır olduğuna göre, bu noktanın da hızı sıfır olması lazım eğer kaymadan ilerliyorsa bu makara. Peki o zaman bakın yine aynı durum oldu. Ben bu hıza buraya sıfır noktası dersem, buranın hızı sıfırsa, bu noktanın hızı eğer v ise, bu noktanın hızı da ne oluyordu? 2v oluyordu değil mi? Kısa yol. Şimdi orada bakın yine aynı şey oldu burada. Yani burayı x kadar çekerseniz bunun merkezde ne yapacak? X bölü 2 kadar yükselecek işte. Bu h yükseldi. Bu 2h alçaldı. Yani cevabımızı da işaretlemeyi unutmayalım. Cevap denizde olacak. Eşit bölmelere ayrılmış yatay düzlemin O noktasında durmakta olan bir cisim iç patlama geçirip 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi t süre sonunda x ve y noktalarında bulunuyormuş. Buna göre 3. cisim aynı süre sonunda 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilen noktaların hangisinde bulunur? Şimdi parçalardan biri şöyle ilerlemiş, diğer parça böyle ilerlemiş. Aynı zamanda bu parça t sürede buraya gittiğine göre, yani bunun hızı mesela şu uzunluk kadarsa, bunun hızı da bu uzunluk kadar olmalı değil mi? Çünkü hız çarpı zaman bize neyi verecektir? Yolu verecektir. Yani bunların süreleri aynı sürede bu yolları aldıklarına göre, o zaman hızları bu yollarla, şu çizdiğim kesikli çizgilerle orantılı olması lazım. Aynı zamanda kütlelerinin de eşit olduğunu bana vermiş parçaların. Dolayısıyla bunların momentumları da o zaman m çarpı v olduğuna göre momentum hızlarıyla orantılı olması lazım. Değil mi? Kütleleri çünkü aynı. Hızları da bu çizdiğim uzunluklarla orantılıydı. O zaman ben hemen bunun momentumuna mesela şöyle diyebilirim. Diğerinin momentumu da ne olacaktır? O da böyle olacaktır. Şimdi geriye kalan o zaman 3. parçanın momentumunu tespit etmek oldu. Şimdi bu parça üzerinde bir dış kuvvet var mı? Ona bakmak istiyorum. Neden ona bakmak istiyorum? Çünkü F çarpı delta T'nin momentum değişimi olduğunu biliyoruz. Yani bu sisteme etki eden dış kuvvet olmuş oldu veya sisteme etki eden net kuvvet, onu süreyle çarparsanız tabii bu patlama çok kısa süreli bir şey. Bu da ne olmuş oldu? Sistem olmuş oldu. O zaman sistemin momentumunun korunacağını söyleyebilirim. Çünkü dış bir etki yok. Bu parçalar nasıl fırlıyorlar? Bunlar birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Bu kuvvetler de etki tepki çiftleri halinde olduğu için F çarpı delta T olarak bir parça üzerinde bir momentum değişimi yaratıldığında, diğer parça üzerinde de işte bunun tersi yönde aynı büyüklükte yaratılmış oluyor. Yani birbirleriyle etkileşimlerinin hepsini topladığınız zaman bütün itmelerin toplamları ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Onun için de işte sistemin momentumu ne olmuş oluyor? Burada korunmuş ve sıfır kalmış oluyor. E demek ki momentum, dış kuvvet sıfır olduğuna göre sistemin momentumu korunacak ve bu da sıfır olacak. Başta sıfırdı, yine sıfır kalacak. Şimdi o zaman ben buna üçüncü öyle bir vektör ekleyeceğim ki bu vektörlerin toplamı sıfır olacak. Onu hemen şöyle yapalım. Mesela şu y'yi şuraya taşıyalım. Bu böyle olsun. O zaman buraya ekleyeceğim diğer vektör nasıl olması lazım? İşte şöyle bir vektör eklemem lazım değil mi? Demek ki diğer parça da, diğer parçanın momentumu da şöyle olmalı. Yani şu parçalara, şu vektörlere şunu eklediğim zaman demek ki sıfır yapıyormuş. Demek ki diğer parçada ne olmak zorunda o zaman? 5'te bulunmak zorundaymış. Peki bunu başka nasıl düşünebilirdim? Bir de ona bakalım. F eşittir MA'dan mesela yola çıkalım. Şimdi ben burada sisteme bakıyorum. Bu M dediğim şey toplam kütle. A dediğim şey kütle merkezi ivmesi. F dediğim şey de bu işte şu sisteme dışarıdan etki eden net kuvvet. Bu sıfır. Bu sıfır olduğuna göre kütle merkezinin ivmesi sıfır olması lazım. Kütle merkezinin ivmesi sıfır olduğuna göre kütle merkezinin hızının değişmemesi lazım. Kütle merkezinin başlangıçta hızı sıfır olduğuna göre hep sıfır kalması lazım. Hep sıfır kaldığına göre kütle merkezinin hızı, o zaman kütle merkezi hiçbir yere gidemez. Dolayısıyla kütle merkezi hep bu noktada kalacak. Şimdi o zaman bu kütle merkezi problemine dönüşmüş oldu. Şurada bir M kütlem var. Burada da başka bir M kütlem var. Örneğin bunların kütle merkezi şurası olacaktır. 2M, artık bunları silebilirim. Şurada bir 2M kütlem var. Diğer kütlemi de öyle bir yere koyacağım ki sistemin kütle merkezi yine O noktası olacak. Nereye koymam lazım? Şuraya bir M kütlesi koyarsam şunun ve şunun kütle merkezi neresi olur? Yine O noktası olur. Demek ki o da burada bulunması lazımmış. Yani cevabımız Edirne. Ama burada bunu bırakmayacağım. Biraz daha şunun üzerine konuşmak istiyorum. Mesela şöyle bir parçamız var. Bu şimdi patlıyor. Patladığı zaman patlama esnasında anlık olarak işte çok kısa süreli büyük kuvvetler uygulanıyor değil mi? Mesela soldaki cisim sağdaki cisme işte şöyle bir kuvvet uygularsa, buna F1 dersem,
Sağdaki parça da diğer parçaya ne yapıyor? O da böyle bir kuvvet uyguluyor. F2 kuvveti ve bunlar aynı zamanda etki tepki kuvvetleri. Yani F1 artı F2'nin vektörel olarak toplamlarının sıfır yaptığını biliyorum. Nereden biliyorum? Etki tepki prensibinden biliyorum. E peki şimdi şuradan yaklaşalım. Kütle merkezi konusundan biliyoruz. Örneğin kütle merkezinin x konumu nasıl bulunuyordu? Mesela bu iki parçalı bir sistem. Burası m1 olsun, burası m2 olsun. Bunların konumu m1 çarpı x1, x1 parçasının konumu artı m2 çarpı x2, x2 parçasının konumu bölü toplam kütleydi, değil mi? Şunun zamana göre türevini alacağım. Şunların zamana göre türevini alacağım. Bunun zamana göre türevi size kütle merkezin hızını verir. Kütle merkezin hızı. Şunun zamana göre türevi m1 çarpı bir numaralı parçanın m1'in hızını verir size. Artı şunun zamana göre türevi de m2 kütlesinin ne yapacak? Hızını verecek. Bunlar momentum gördüğünüz gibi. Şu m1 artı m2'yi de bu tarafa alalım. M1 artı m2. Şimdi buradan bakın mesela. Şu nedir? Bu toplam momentumdur, değil mi? Mesela m1 v1'e bakacak olursanız m1 v1 neye eşittir aslında? m1 v1 m1'in kazandığı momentum, değil mi? Peki m1 nasıl momentum kazanıyor? İşte şu f2 çarpı zaman. Çünkü buna m1'e uygulanan itme nedir? Sağdaki cisim, soldaki cisim f2 kuvveti uyguluyordu. Tabii bunlar değişken kuvvetler olacaktır burada. Ortalama olarak bakın bu kuvvete. f2 çarpı ne olacaktır? İşte t geçen süre. Bu aradaki işte çok kısa süreli zaman dilimi. Peki şu ne olacaktır? Bu da F1 çarpı T olacaktır, değil mi? Bu sefer soldaki cisimde sağdaki cisme bir itme uyguluyor. Şunları da şöyle vektör olarak yazalım. Bunların toplamı peki ne olur? Bunların toplamı da bakın şundan dolayı F1 artı F2 sıfır yapacağına göre vektör olarak şunların hatta şunu şöyle yazalım. F1 artı F2 çarpı T. Bakın bu ne oldu? Bu sıfır, değil mi? İşte bakın bunlar etki tepki kuvvettir. Ne yaptım? Bakın etki tepki kuvvetlerini toplayarak bir şey gösterdim, değil mi? Demek ki etki tepki kuvvetlerini aslında toplayabiliyormuşuz. Böyle ispatlar yaparken bir şeyleri görmek istediğim zaman pekala toplayabiliyormuşum. Ama toplamama gerek olmadığını biliyorum. Çünkü etki tepki kuvvetleri daima toplamları ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Bakın bunun neticesinde de momentum korundu zaten burada. Yani buranın sıfır olduğunu biliyorum. O zaman sol tarafta da bakın kütle merkezinin hızının sıfır olması gerektiği hemen karşıma çıkıyor, değil mi? Düşey kesişiklik gibi olan sürtünmesiz rayın K ve P noktalarından serbest bırakılan özdeş A ve B cisimleri O noktasında merkezi esnek çarpışma yapıyorlarmış. Buna göre çarpışmadan sonra cisimler en fazla hangi noktalara kadar yükselebilirler? Noktalı çizgiler arası düşey uzaklıklar eşittir demiş bana. Peki önce şunu hatırlayarak başlayalım. Şimdi diyelim ki benim şöyle bir rampam var. Şuradan bir cisim şöyle bir V hızıyla atıldı. Kütlesi M. Burada sürtünmeler ihmal ediliyor. Herhangi bir hava direnci yok. Mekanik enerji kaybı olmayacak. Mekanik enerji korunacak. O zaman ben bunun ne kadar yükseğe çıkabileceğini nasıl bulabilirim? Yani örneğin bu hızı sıfır olduğu anda ne oldu? Çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkmış demektir, değil mi? Yani şöyle bir seviyeye çıktı mesela. Hangi seviyeden geldi buraya? İşte şöyle bir seviyeden geldi. Şurası eğer T yüksekliği ise bunu nasıl yazabilirim? Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştü, değil mi? 1 bölü 2 mv kare eşittir. Mgh dönüşümü olmuş oldu. Buradan h yüksekliğini çekersem kütleye bağlı olmadığını görüyorum. Yani h yüksekliği v kare bölü 2g olmuş oluyor. Örneğin ben bunu 2v hızla fırlatırsam kütlesi ne olursa olsun eğer burada mekanik enerji korunacaksa, sürtünmeler önemsizse, hava direnci önemsizse o zaman ne olacak? Bu sefer 4 katı yüksekliğe çıkacak. 3 katına çıkarırsanız 9 kat yüksekliğe çıkacak. Yani bu yükselme mesafesi mekanik enerjinin korunduğu durumda o zaman sadece neye bağlı olmuş oluyor? Hıza bağlı olmuş oluyor. Zaten G'yi de işte bütün cisimler için aynı alacağımıza göre buna da bağlı olmamış olacak. Çünkü cisimler zaten aynı ortamdalar ve G'yi hepsi için aynı alacağız. Şimdi geçelim soruya. Bunları serbest bırakıyormuşuz ve O noktasında çarpışıyorlarmış. Bunlar özdeş cisimler. Şimdi A cismi mesela geldi. Bu tarafa doğru bir işte V A hızıyla geliyordu. B cismi de
Bu tarafa doğru bir VB hızıyla geliyordu. Şimdi momentum konusundan biliyoruz ki böyle bir çarpışmada kütleler eşit olduğu için ne olması lazım? Hızların transfer edilmesi lazım, değil mi? Bu özel durumlardan biri, biliyorsunuzdur. Peki şimdi o zaman hızlarını transfer edecekler. Yani A cisminin hızı B cismine aktarılacak. Bu artık VA hızıyla buradan fırlayacak. Peki burada hiç B cismi olmasaydı, çarpışmasaydı A cismi nereye kadar çıkardı? T noktasına kadar çıkardı, değil mi? Mekanik enerji korunumundan. Peki şimdi A'nın hızı B'ye aktarıldığına göre B nereye çıkmalı? Çünkü biraz önce bu çıkılacak yüksekliğin hıza bağlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla A noktasından, işte bu O noktasından soldaki cisim VA hızıyla geçtiğinde T'ye kadar yükselebiliyorsa, çarpışmanın hemen ardından bu B cisminin hızı da VA olduğuna göre o da T noktasına kadar çıkmalı, değil mi? Aynı şekilde B cismini de serbest bıraktığımızda hiç çarpışma olmasaydı N noktasına kadar çıkabilecekti. Demek ki buradan VB hızıyla geçen bir cisim N noktasına kadar çıkabiliyormuş. O zaman bu da hızını A cismine aktardığına göre A cismi de şimdi ne yapacak o zaman? O da N noktasına kadar çıkacak. Yani A'yı burada bulacağız. B cismini de bu sefer burada bulacağız. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi bu belki şurada şu kafanıza takılmış olabilir. Bu cisimler nasıl oluyor da O noktasında böyle farklı yüksekliklerden serbest bırakmama rağmen ilk hızsız nasıl oluyor da burada birleşiyorlar? Yani bununla ilgili özel eğriler var. Mesela sikloid eğrisi denen bir eğri türü var. Orada mesela bu cisimlerin bırakıldıkları yüksekliklerin işte yani daha doğrusu cisimlerin yapacakları hareketlerin periyodu o tür bir eğri üzerinde yaptıkları zaman hareketi bırakıldıkları yüksekliğe bağlı olmamış oluyor. Yani mesela tam şöyle bir yarım çember şeklindeki böyle bir şeyin içinde, yüzeyin içinde bırakırsanız bu mesela bir basit harmonik hareket olmaz. Çünkü ne yapmanız lazım? Bunu küçük bir açıyla bırakmanız lazım işte. Şuradan mesela ben bunu bırakırsam bu cisim şöyle buradan buraya giderken bu hareket, bu salınım hareketi bir basit harmonik hareket olmaz. Çünkü bakın çok büyük bir açı. Yani açı şeyden düşünün sarkaçtan. Şöyle bir hareket mesela basit harmonik hareket kabul edilebilir, değil mi? Açının küçük olması lazım. Burada 90 derecelik bir açıyla bunu bırakıyorsun. Değil mi? Ama özel bir eğri kullandığınız zaman işte bu hareketlerin periyotları bırakıldıkları noktaya bağlı olmuyor. Yani siz bunu buradan da bıraksanız O noktasına işte T sürede geliyor. Buradan da bıraksanız O noktasına T sürede geliyor. Merak edenler bu eğriye bakabilirler. Aynı zamanda bu eğri şunu da burada madem bundan bahsettim şundan da konuşabilirim. Mesela kaymadan dönerek ilerleyen bir tekerleğin mesela bu noktasına baktığınız zaman bu noktasının işte yapacağı harekete baktığınız zaman bunun çizdiği eğri mesela sikloid eğrisi olmuş oluyor. İşte öyle bir yüzeyin içine bıraktığınız zaman periyot bırakıldığı yüksekliğe bağlı olmamış oluyor. Evet geldik soru 21'e. Kütlesi M olan Fatih Durgun Su üzerinde şekildeki gibi durmakta olan 4M kütleli bir kayığın ön ucundan arka ucuna doğru kayığa göre sabit hızla yürümeye başlıyor. Kayığın uzunluğu 5 metre olduğuna göre Fatih kayığın arka ucuna geldiğinde kayık suya göre kaç metre yer değiştirmiş olur? Şimdi suyun da durgun olduğunu söylemiş. Durgun su üzerinde diyor. Ben burada buna bir ek daha yapacağım. Ve Fatih ve kayıktan oluşan sisteme etki eden dış kuvvetin sıfır olmasını istiyorum. Yani toplam dış kuvvetin sıfır olmasını istiyorum da diyebilirim. Bu nasıl mümkün olabilir? Fatih ve kayık arasındaki sürtünmeler haricindeki bütün sürtünmeleri ihmal edersek, önemsiz kılarsak bu istediğimizi elde ederiz. Yani Fatih ve kayıktan oluşan sistemin ne olacak o zaman? Momentumu korunacak çünkü dışarıdan bir kuvvet etki etmeyecek bu sistemi. Yani dışarıdan bir net kuvvet etkisi altında kalmayacak. Kuvvet neydi? Birim zamandaki momentum değişimiydi, değil mi? Veya F çarpı delta T eşittir delta P'ydi. Şimdi dışarıdan etki eden net kuvvet bu sisteme eğer sıfırsa momentum da zamana göre değişemiyordu. Yani o zaman bu ifadede sıfır oluyordu. Ne demek? Bu momentum sabit kalıyor demek bu sistemin momentumu. Başlangıçta momentum sıfır olduğuna göre son durumda da ve işte Fatih'in yürüdüğü sırada da her an momentum olmak zorunda, sıfır olmak zorunda. Peki şimdi o zaman suya göre hızlar cinsinden yazayım. Yani yere göre hızlar cinsinden yazıyorum. Mesela kayık sola doğru eğer V hızıyla harekete geçtiyse Fatih de bu durumda ne olması lazım? Yine suya göre ya da yere göre
4 ve hızla harekete geçmesi lazım. Neden? İşte çünkü Fatih'in momentumu bu durumda sağa doğru mesela 4MV olur. Kayığın momentumu da sola doğru yine 4MV olur. Ve ne olur? Toplamları 0 olur değil mi? Çünkü toplam momentumu 0 kalması gerekiyor. Tamam, güzel. Şimdi o zaman mesela şu kayık olsun. Şu da kayığın arka ucundaki işte şöyle bir direk. Şimdi Fatih buradan harekete geçecek. Bu direğe göre yani kayığa göre Fatih'in hızı ne olur? Şimdi Fatih sağa doğru 4V hızla gidiyor. Kayık da sola doğru V hızıyla gidiyor. O zaman bunlar birbirine 5V ile yaklaşırlar değil mi? Yani Fatih'in kayığa göre hızı ne olur? 5V olur. Peki şurası da neymiş? Burası da 5 metreymiş. Şimdi o zaman yazarsak mesela T sürede arka uca geliyorsa 5V çarpı T ne olacaktır? 5 metre olacaktır. Şimdi gelelim kayığın ne kadar gittiğine bu sürede. Kayık da V hızıyla gitmiyor muydu sola doğru? O zaman onun da yer değiştirmesini şöyle bulabilirim. V çarpı T. Bakın V çarpı T buradan 1 metre geliyor değil mi? Demek ki 1 metre yer değiştirecekmiş kayık. Yani cevabımız Bursa oldu. Evet, geldik soru 22'ye. Sürtünmesi yatay bir yolda ok yönünde sabit V süratiyle hareket eden oyuncak bir su tankerinin harekete sırasında deposunun altında bulunan su vanası açılıyor. Şuradan vana açılıyormuş. Buna göre vanadan su akışı bitene kadar geçen sürede su tankerinin kinetik enerjisi artar, su tankerinin momentumu azalır, su tankerini etkileyen net itme sıfırdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şu önemli bir bilgi, su tankerin kütlesine dahil değildir. Yani tankerin kütlesini sudan hariç olarak düşüneceğiz. Yani su döküldükçe tankerin kütlesinin değişmediğini söylüyor o zaman bu bize değil mi? Şimdi şuna karar verelim. Su bu vanadan akarken tankere herhangi bir kuvvet uygular mı? Herhangi bir şekilde bir itme uygular mı? Sağa ya da sola bir kuvvet uygular mı? Eğer su örneğin akarken tankere sağa doğru bir kuvvet uyguluyorsa bu tankerin hızı artar. Momentumu da artar. Kinetik enerjisi artar. Değil mi? Eğer su sola doğru bir kuvvet uyguluyorsa tankerin momentumu azalır, kinetik enerjisi de azalır. Yani şöyle düşünelim. Şimdi şöyle bir kapak var mesela. Bu kapaktan işte su dökülüyor aşağıya. Aşağıya su çıkışı var. Şimdi bu suyun zaten bir hızı var, değil mi? Yani tanker sağa doğru bir V hızıyla giderken içindeki her şeyin zaten hızı sağa doğru V. Dolayısıyla buradan bu su çıktığı zaman bir V hızına sahip. Mesela bu su döküldüğü zaman da aslında bu tarafa doğru bir V hızı var, değil mi? Bu tarafa doğru bir V hızı var. Şimdi bu su dökülürken tankere niye bir kuvvet uygulasın ki? Değil mi? Yani bir sağa ya da sola doğru bir kuvvet uygulamayacak tabii ki. Örneğin su çıkışı şöyle olsaydı, işte şöyle bir sistem olsaydı, şurada olsaydı kapak, şöyle bir akış olsaydı, şunun içinden su dökülseydi. Bu durumda şuradan şu akış sırasında tankere sağa doğru bir kuvvet uygulanırdı, değil mi? Bu durumda mesela tankerin momentumu da kinetik enerjisi artardı. Veya işte sağ tarafta olsaydı kapak bu sefer bu tarafa doğru dökülürken tankere sola doğru bir kuvvet etki ederdi. Bu da ne olurdu? Tankerin momentumunu ve kinetik enerjisini azaltırdı. Ama ancak böyle bir durum var. Dolayısıyla tankere herhangi bir yatay bir kuvvet uygulanmıyor burada su tarafından. O zaman bakalım şimdi. Su tankerinin kinetik enerjisi artar. Hayır, artmaz. Aynı kalır. Su tankerinin momentumu azalır. Hayır, aynı kalır. Su tankerini etkileyen net itme sıfırdır. Evet. Bu sayede de tankerin momentumu ne oldu? Değişmemiş oldu. Yani cevabım yalnız 3 olacak. Bu konuyla ilgili size bir içerik tavsiye edeceğim. Aynı zamanda güzel de bir kanal tavsiyesinde bulunacağım. Ümit Can Evleksiz, benim takip ettiğim güzel YouTube kanallarından biri. Geçen senenin de aynı zamanda eşit ağırlık Türkiye birincisi Ümit Can. Şimdi onun bir tane videosu var. Açısal momentum çeldirici bir soru başlığı altında. Şimdi bunun özellikle şu açtığım dakikasında bir olay anlatıyor. Ve hatta bu videonun tamamını, hatta bütün içeriklerini izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle bu videoda yani nasıl bir bakış açısıyla soruları yorumladığını, nasıl üzerine kafa yorduğunu ve bunların ona neler kazandırdığını bence görebileceksiniz. Yani sizler de bence böyle yapabilirsiniz. Aslında öğrenmek böyle olmalı. Yani kendiniz düşüneceksiniz, kafa yoracaksınız. Hani birisi size böyle her şeyi anlatamaz. Siz kendiniz keşfettiğiniz zaman, kendiniz anladığınız zaman bu iş tamamdır yani. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda M kütleli K ve L cisimlerinin
eğim açısı alfa olan eğik düzlemin alt ve üst uçlarından vk ve vl hızlarıyla şekildeki gibi atılıyor. Cisimlerin çarpışana kadar geçen sürede momentum değişimlerinin büyüklükleri delta pk, delta pl'dir. Bu oran hangilerine bağlı değildir diyor soru. Peki, şimdi L cismini mesela inceleyelim. L cismini etkileyen net kuvvet ne olacaktır? L cismini etkileyen net kuvvet mg sinüs alfa olacaktır, değil mi? Yani şöyle bir kuvvet daha var biliyorsunuz. Mg'yi iki bileşene ayırırsanız bu mg sinüs alfa, bu da mg kosinüs alfadır, değil mi? Şimdi başka bir kuvvet daha var L cismi üzerinde. Zeminin uyguladığı normal kuvvet. Zemin herhangi bir sürtünme uygulayamıyor çünkü sürtünmesizmiş. Dolayısıyla normal kuvvet. Şimdi bir cismin momentum değişimi ne demektir? Momentum değişimi. Onu bir hatırlayalım. Yani bir cismin momentumunu ne değiştirir? İşte bir net kuvvet değiştirir, değil mi? Dolayısıyla bir cismi etkileyen net kuvvetle süreyi çarparsanız cismin momentum değişimini bulursunuz. Şimdi L cismini etkileyen net kuvvet nedir? Mg sinüs alfadır. O zaman L cisminin momentumu değiştirecek olan kuvvet bu mg sinüs alfa olacak. Yani mesela şu normal kuvvet L cisminde bir itme uyguluyor mu? Tabii ki uyguluyor. O da bir itme uyguluyor. Mg kosinüs alfa uyguluyor mu? Uyguluyor. Yani T sürede mg kosinüs alfa çarpı T kadar, N çarpı T kadar itmeler var. Ama bunların toplamı sıfır yapıyor. Dolayısıyla geriye sadece bu kuvvetin uyguladığı itme kalıyor. İşte bu L cisminin momentumunu da değiştirecek olan şey itme bu kuvvet tarafından uygulanacak. Şimdi o zaman şöyle yazabilirim demek ki. Mg sinüs alfa çarpı delta T eşittir delta P L diyebilirim. Zaten büyüklüklerin oranını bana soruyor. Şimdi aynı şeyi K için yapalım. Yani K mesela yukarıya doğru çıkıyor. İşte ona da şöyle bir kuvvet etkiliyor. Mg sinüs alfa. Aynı şeyler geçerli. Buna da o zaman etki eden kuvvet bu. Net kuvvet bu. Bunu delta T ile çarptığım zaman bana neyi verecek? Yine delta T K'yı verecek. Şimdi bunların oranı o zaman neye bağlı? Yani ben bunları bölersem 1 çıkacak, değil mi? Şu delta PL ve delta PK'nın tabii ki MG'ye bağlı, işte sinüs alfa'ya bağlı, delta T'ye bağlı, değil mi? Ama bu oran 1 çıkıyor yani, görüyorsunuz. Mesela daha hızlı fırlatırsanız daha kısa sürede bunlar çarpışırlar. İşte delta T küçük olmuş olur. Dolayısıyla çarpışıncaya kadar geçen sürede cisimlerin momentum değişimleri ne olmuş olur? Daha küçük olmuş olur ama bu oran yine değişmez. Yine 1 çıkıyor. O zaman hiçbirine bağlı değil arkadaşlar. Cevap ne çıktı? Cevap Edirne çıktı.